13-19 Şubat haftası sevgili yengeçler, yükselen ve ay burcu yengeç olan güzel takipçilerim. Evet, bu hafta girişimci ve kendinize ait noktaları çok daha korumak ve işinizle alakalı disiplin ve yaptığınız alanı kimseye kaptırmama haftanız olacak. Rahatsız olduğunuz insanları etrafınızdan uzaklaştıracak, kendi gücünüz ve kendi noktanızla alakalı bilir noktanızı ifade edeceksiniz. Evet, yeni işe başlayanlar yeriniz hayırlı ve uğurlu olsun. Hatta burada konum olarak da kendinizi güvende hissetmeye, hani kafanızdaki soru işaretler bitmeye başladı. Güzel bir. Uzun süredir aynı firma ya da aynı alanda çalışıyorsanız şirketiniz ya da değişim ve ortaklı değişimler biraz kafanızı karıştırabilir. Ve siz kendinize yeni bir iş bakmayı düşünebilirsiniz. Bu firma sizi kaybetmek istemiyor. Sadece şu cesaretsiz ruhunuzu ön plana atmanız lazım. Devlet ya da devletle bağlantılı kurumsal bir alanda çalışıyorsanız işten çıkartılma ve bu tarz konular gündemimizde, dikkatli olun. Hatta ve hatta listeler biraz kabarık, siz de bu sıkıntının içerisinde olabilirsiniz. Alternatif teklif bakmanızı öneriyorum. Eğer ki devletle alakalı kurumsala geçmek istiyorsanız devlet kapınızın size sunacağı farklı alternatifler var ve bunlarla ilgili de farklı eğitimler alarak kendinizi güçlendirmeniz gerektiğini uzun süredir biliyorsunuz. Bu konuda biraz rahat bir tavrınız var. Bu konuyu da aşmamız lazım. Bu ara sınav ya da iş gereği gireceğiniz konumlarda, mülakatlarda herhangi bir pürüz yok. Sadece heyecan yapmamanız, bulunduğunuz alana daha güçlü hareket etmeniz gerektiğini bilmeniz lazım. İhracat, alım satım, girişimci alanlarda çok yoğun çalışan sevgili takipçilerim için 16 Şubat'ta Güneş-Satürn arasındaki kavuşum sizin işinizdeki oluşacak güzel odaklanmalar, yapacağınız işlerde çok güzel alkış geleceği bir enerji. Pes etmiyorsunuz, daha yoğun, daha enerjinizi yüksek tutarak o alanda hakimiyetinizi koruyorsunuz. Eğer ki çok uzun süredir hala ve hala ben kendime iş bulamıyorum ve hala aynı enerjide dönüyorum diyorsanız 15 Şubat'ta Venüs-Neptün kavuşumu sizin iş açılarınızla alakalı verimli bir süreç sağlayacak ve bu konuda bir erkek ve güçlü bir erkekten gelecek, devletle bağlantılı olabilir, büyük bir şirket sahibinden gelecek teklif sizi mutlu ve enerjinize iyi geleceğini uyarıyor. Aynı şekilde duygusal anlamda da kırılma noktanız 15 Şubat'ta olacak. Yine Venüs-Neptün kavuşumu, ilişkide ani ayrılık kararı, bitirme söz konusu, karşı tarafın size yalanlarıyla alakalı yüz yüze kalacağınız bir evre. Hem biraz keyifli hem biraz yıpratıcı. Unutmayın ki buradaki her şey sizin gözetiminizin altında olması lazım. Biraz dağınık ruhunuzu iyileştirmeniz lazım. Burada güvendiğiniz bir ekip arkadaşınız var, erkek ve sağlam, bana bir şey olursa o beni destekliyor diyorsunuz ya, o sizin ayağınızı kaydırmaya çalışıyor. Dikkatli olmanız gerektiğini kaç kere söyleyeceğim size bilmiyorum. Ser ver, sır verme. Yani tamam, herkesin sırrını veriyorsun, ser de vermiyorsun ama insanlar senin üstünden büyük komplolar kuruyor, haberin olsun. Konum değişir beklentisi olan sevgili yengeçler için bu hafta yani 20 Şubat itibariyle artık bu konumunuz, yeriniz, mertebeniz gerçekten belli olmuş olacak. Bu ara küçük dükkan ya da küçük renkli dünya üzerine küçük tasarımlar yaparak kendi markanızı yaratmak istiyorsanız ufak tefek eğitimler alarak bu dengenizi oturtmanız lazım. Hep böyle başlıyorsunuz, sıkılıyorsunuz. Başlıyorsunuz, sıkılıyorsunuz. Sıkılmayın, odaklanın lütfen. Çalışan çiftlerimizin arasında çocuklardan kaynaklı yaşanacak iş, hani işe mecburen ara vermek zorunda kalabilirsiniz. Onların sağlık, eğitim konuları biraz da sizin dinlenmenize iyi geleceği için bu hafta sanki çocuklarla vakit geçirmek, bir hafta izin alma gibi. Ama eşinizin iş maaş konusuyla ilgili hala işiniz görüşmedi. Görüşmesi lazım. Yoksa onun yerine birini getirecekler. Acil karar vermesi gerekiyor diyorum. Aynı şekilde 19 Şubat'ta Güneş Balık Burcu seriyle birlikte kendi işini yapanlarda göremediğiniz, algılayamadığınız noktalara dikkat etmeniz lazım. Alınganlık, dağınık, rüyalar, hisler sizi fazlasıyla karman çorman yapacak. O yüzden yoga, meditasyon yaparak kendi vücut enerjinizi şifalandırmanız gerekiyor. Uzun soluklu ilişkilerde sürpriz konuşmalar, geleceği vaat eden sözler, güzel hediyeler alarak bu haftayı coşku ve mutlulukla kutlayacaksınız. Özellikle sevgili hanımlar, ayrılmak istediğiniz ilişkinizi artık veda edin. Çünkü canınız bu konuda yanıyor ve arkanıza dönüp korkularla yaşayacağınıza cesaret edin, yol ayrımı.
Bu ara evlerin parmağında yüzük olan bazı çiftlerde flörtöz dışarı enerjiniz var. Lütfen bunları kontrol etmezseniz ev hanemize hani deprem gibi bir ses getirecek. Bu deprem gibi ses evliliğimizin bitmesine sebep olabilir diyorum. Dikkatli olun. Bu arada çocuklarınızın yurt dışı ile ilgili müracaatı ya da bu tarz evrelerde başvurularınızda olumsuz bir şey yok. Onların gideceği seyahat hanenize daha mutlu ve keyifli yaratacak. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Unutmayın ki şu da var. Sizin kenarda biriktirdiğiniz bir para var. Bunun üstüne araç alayım mı, yapayım mı diye düşünceleriniz var. Hem aile desteği, hem eşiniz ya da hem yakın dostunuzun desteğiyle birlikte beyaz güzel bir araç kapınızda eskisi gidiyor, yenisi geliyor sloganı da yapalım. Aynı şekilde evde de ufak tefek değişimler, ufak tefek çiçek bakımınız, evcil hayvanlarla ilgili bazı sorunları çözme haftanızda olacak. Merak etmeyin. Evli çiftlerimizin bu hafta daha çok misafir ağırlama. Çocuklarınızın arkadaşları, onun arkadaşları, bunun arkadaşları devamlı mutfak modunda devam edeceksiniz. Özellikle de yalnız yaşayan sevgili genç takipçilerim için şunu demek istiyorum. Bu ara fazlasıyla dağınıksınız. Evinizin hijyen zamanı, her şey yeniden oluşma, temizlenip yerine konulması lazım. Fazlasıyla dağıttınız. Her yer kırıntı içerisinde. Karıncalar basacak evi, bilginiz olsun diyorum. Boşanma fikri olanlarda zaten dile getirdiğiniz bir döngü. Sadece çocuklar için idare ediyorsunuz. Hazirana kadar birbirimiz burada evcilik oyunu oynuyoruz ama çocuklar bu düzende mutlular. Tekrar bir psikologla bu ilişkiyi düzeltmeniz lazım. Evliliği çok iyi giden ama ekonomik olarak türlü dengeyi oturtamaz sevgili takipçilerim için gelecek sürpriz, hani unuttuğunuz bir avukat arayabilir, unutulmuş bir konu olabilir, gündemimizde bu tarz şeyler de gerçekleşecek. Ailenizden gelecek güzel bir destek sizin ev almanıza da yardımcı olacak bu tarz konuşma. Hani biz bu hafta konuştuk da yarın ev almıyoruz. Ya bu tarz destekleyici konuşmalar sizi daha rahat edecek, daha hani kafanızdaki ev probleminizin çözülmesine sebep olacağını uyarıyor. Çocuklarla iletişimimizde bazen bu ara babalar sert ifadeler ediyor olabilir, anne destekliyor olabilir. Özellikle erkek çocuklarınızla baba arasındaki dengeleri oturtmadığınız takdirde sıkıntılarımız var, düzeltmeniz lazım. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda saç dökülmeniz, alerjik durumunuz, cilt lekelenmeleriniz ve hani vücutta sil gibi sıkıntılarımız olabilir ve batık tırnağımıza dikkat etmemiz lazım. Hoşça kalın. Sevgili akrepler, yükselen ve ay burcu akrep olan güzel takipçilerim, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı, spam devam ediyor gibi hala yorum yapmayı unutmuyorsunuz efendim. Evet, iş konularınızda tutku ve enerjinin sizde olacağı bir hafta. Başarınız, yapmak istedikleriniz, engel olan insanların hayatınızda gideceği bir hafta söz konusu olacak. Kendiniz odaklanacaksınız, kendiniz başaracaksınız. Kimseye fırsat vermeyeceksiniz. Gücünüz, ruhunuz çok rahat bir haftayı sizi bekliyor. Ve unutmayın ki Merkür Jüpiter 60'lı sizin iş konularınızda 18 Şubat'ta gerçekleşecek. İş konularınızla alakalı doğru ifade etmeyi, genişleyen çevreyi, hayatınızdaki iletişimle ilgili sorunlu olduğunuz insanlarla aramızdaki bağı daha çok güçlendirerek yeriniz, noktanız, hatta herkese kimsin lafını kullanacağınız bir hafta olacak. Bu da size mutluluk verecek. Kurumsal büyük bir alandan farklı iş beklentileriniz varsa bunlarla ilgili mailleriniz ve yazışmalarınızı mutlaka hayata geçirmeniz lazım. Çünkü bu noktada da fırsatlarınız size boy gösterecek. 16 Şubat'ta Güneş-Satürn kavuşumu yapacağımız iş konularında yöneticiler, ekip arkadaşlar, yeni fikirler, yeni oluşumlar ve destekleyici ekiple birlikte de hayatımızdaki yerimizin sağlamlaşacağını gösteriyor. 19 Şubat'ta da unutmayın ki Güneş Balık Burcu'nda artık derinliklerden çıkıp kendi ruhunuzdaki başarılarınız, kırgınlıklar yaşadığınız her şeyi affetmeyi de uyarıyor. Eğer ki devletle ilgili bazı krizler, yönetemediğiniz noktalar, borçlarınız, hani tahammül gücüm kalmadı diyorsanız anlaşmalı ya da yapacağımız başvurularda olumsuzluk yok. Gayet taksit ve ödeme sisteminizi ayarlayacaksınız. Kendinize iş kurmak istiyorsanız çok yakın dostunuzun babası ya da abisiyle yapacağınız iş ortaklığı, iş konumu sizi daha güçlendirecek ve daha kendi alanınızda rahatlayıcı enerjiler sağlayacaksınız. Seyahatler, gitmemiz gereken iş konularında tartışmasız ve sizin projelerinizin ödüllendireceği ve yöneticilerdeki sizi anlayabilecek dil konuşmaları gülümsemenize yardımcı olacak. Ama bazı
kurumsalda, özellikle ihracat, alım satım, ekonomi alanında çalışan bazı akrepler işe veda etme kararı içerisindesiniz. Yurt dışı ya da şehir dışı beklenti içerisinde olduğunuz haberler 18 Şubat sonuna doğru gelecek ve siz yeni yolculuğa, yeni bir hayata geçiş sağlayacaksınız. Küçücük bir alanınız, yaratıcı ruhunuz varsa, blog yazarlığı, sanatçı yönünüzle ilgili de başarılar, küçük teklifler sizin artık yavaş yavaş adım atacağınızı da uyarıyor. Finansal anlamda çalışıyorsanız, muhasebe, banka, bu tarz noktalarda geçici görev evresine geçebilirsiniz. Bu noktada canınız sıkılabilir. Hatta uzun süredir konumunuzla alakalı noktada belirsiz şeyleri de artık konuşma vakti diyorum. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle ani istifa söz konusu olabilir, hem eşinizin hem sizin. Başka işi kurmadan böyle bir hata yapmanızı istemiyorum ama sizin kafanızda kendi işinizi kurmak var. Biraz daha bekleyin, ondan sonra istifanızı edin. Şu an hata yaparsınız diyorum. Çocuklarınızın eğitim konularıyla ilgili bazı aksaklıklar söz konusu olacak bu hafta. Toplantılar yoğun olacak. Bunları dikkate alırsanız sevinirim. Eğer ki küçücük bir dışarıda işiniz, içeride emlak, alım, satım işleriniz varsa da şunu demek istiyorum. Bu hafta size kazancın farkında olmadan kazançlara sahip olacaksınız. Bu da sizin arabanızın değişimi, evde değiştirmek istediğiniz konularla ilgili rahat kazançla birlikte hiç kredi ya da taksite girmeden bunları alabileceğiniz gözüküyor. Aile büyüklerimiz, özellikle hala, amca köklerimizle alakalı borç konuları, onların size borçla ilgili uzun süredir ertelediği noktalarda yavaş yavaş ödeme evresine girecek. Aranızdaki bağ problemi, gerginlikler bitmiş olacak. Altınınız, mücevheriniz ya da gümüş kolyeniz ya da cep telefonunuzla ilgili çalınmalar olabilir. Paranız, çantanıza dikkat etmeniz gerektiğini de uyarıyorum. Uyardım bile. Evet, 15 Şubat'ta Venüs-Neptün kavuşumu, ilişkinizle ilgili sizi rahatsız gördüğünüz ve sizi mutsuz eden noktalarda adımınızda doğru adımlar atarak karşı tarafın ılımlı evresi sizi daha böyle renklendirecek, motivasyonunuz artacak, enerjiniz çok yerine gelecek. Ama ayrılma kararı içerisindeyseniz cesaretiniz yok. Artık cesaret verin. Bu ilişkinin size hiçbir artısı yok. Psikolojik olarak yıpratıyor. Evli çiftlerle ilgili noktada özellikle Mart ya da Nisan'a kadar bu evliliğinizle ilgili pürüzleri çözmezseniz boşanmaya doğru hareket ediyorsunuz. Bir an önce psikolog, ilişki terapisti size iyi gelecek. Ev hanımları bu ara en önemli gerginliği, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, uyku halleriniz olabilir ve yaşadığınız evin stresi sizi fazlasıyla yıpratıyor olabilir. Mümkün olduğu kadar bir psikologla bunu çözelim. Eşinizin herhangi bir hatası yok, güvensizlik yapmanızın bir anlamı yok. Aldatılmıyorsunuz ama bazı tatlı yalanlar sizin canınızı sıkıyor. Hak veriyorum, bu yalanlardan yoruldun, eşin bu konuda değişmeyecek. Ama erkek çocuğunuz, mesela bir oğlunuz, iki kızınız varsa, özellikle ortanca çocuğumuz biraz dışarıya dönük bir çocuk, kızımız olabilir. Bu. Eğer ortanca çocuğunuz erkekse evde yaratıcı zekası ve futbola yakın. Ortanca çocuğumuz kızsa bunun enerjik dünyası farklı. Lütfen bunu sanatla oluşturmanız gerekiyor. Ani evde ufak tefek tamir konularımız, mutfak giderler, doğalgazımızda bazı sıkıntılar, kalorifer giderlerimizde sıkıntılar olabilir. Ufak tefek bakımlar canınızı sıkmasın diyorum. Bir de eşinizin araç değiştirme fikri var. Şu an kenardaki parayı oraya koymayın. Arabanız iyi, gider bir noktada. Hiç bunu bozmanıza gerek yok diyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken boyun ve bel fıtığı ve sırt evremizde ağrılarımız var. Bunları ihmal etmeyeceğiz. Bir de koltukta uyumayı bırakıp yatak odanıza geçmenizi öneriyorum. Hoşça kalın. Sevgili balıklar, Ay ve yükselen burcu, balık burçlarımız, sevgili takipçilerim, güzel, keyifli, uğurlu, bereketli bir hafta sizlerle olsun diyorum. Yani gökyüzünün her rengi sizinle bütünleşsin, mutlu doğum günleriniz olsun. Her sene, size bu sene olabildiğin kadar ev, huzur, aşk, para, ne istiyorsanız, sağlık, sıhhat, evlat, çocuk, eğitim, devlet memurluğu, kalbinizden geçen ne varsa bu ay size Allah bütün kapılarınızı açsın. Evet, iş konularınızla alakalı beklenti içerisinde olduğunuz başvurularınızda olumlu bir evrenin söz konusu olacağı ve işinizle ilgili de uzun süredir o masayı istiyorsanız Rabbim size bu masayla ilgili büyük bir sevinç yaratacağını gösteriyor. Yalnız kurumsal alandan farklı bir kurumsalla ilgili başvurularınız olumsuz olabilir. Yerinizi daha doğru şekilde
kesinlikle kontrol etmeniz lazım. Yerinizi kaybetmemeniz lazım. Bulunduğunuz noktada masa değişimi ya da yer değişimi ile ilgili beklenti içerisinde olduğunuz noktalar için 16 Şubat'ta Güneş-Satürn kavuşumu, evet, değişimler, girişimler, bununla ilgili size gelecek güzel oluşumlar var. Doğru değerlendirin. Aynı şekilde finans anlamında da sizi çok güzel destekleyecek bir hafta. Korkmanıza gerek yok. Olumlu bir açı, olumlu bir süreç ve siz burada yıldızınız parlayacak. Ve devlet dairesinde bazı iş konularınız ve taşeron evresindeyseniz ve bir sınav döneminiz varsa memuriyetlikle ilgili, bu kapınız da açık. Alım evresi var. Bu alım evresinde sizler de varsınız. Sınavlara dikkatli olun. Mülakatı doğru değerlendirin istiyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız 18 Şubat'ta Merkür-Jüpiter 60'lığı var. İşinizle ilgili girişimcilik, kariyerle alakalı bazı olumlu evreleri daha net, doğru zaman ve bilinçli ve doğru hareket ederek kendinizi ispatlayacaksınız. Ve ortaklı işlerinizde de yavaş yavaş büyüme, alım satım, finansal alanlarda ve kendinizi büyütmek istediğiniz noktalarda büyük değişimler var. Bu ara ani sinirler, ani gerginlikler, ani gider ruhunuz da var. Anneye, ablaya, kardeşe, sevgiliye, babaya çok giderlisiniz. Daha sakin evreyi yaşar. Çünkü işin verdiği gerginlik eve yansıyor gözüküyor. İlişkinize yansıyor. Bu da hoş olmuyor. Bu ara iş kurmak isteyenler için Venüs Plüton 60'lığı var. Evet, doğru insanla iş kuracaksanız olumlu. Ama tek başınıza daha odaklanamadığınız, bu noktada eksik yönleriniz var. Paranızı ziyan etmeyin. Annenizle, kardeşinizle, yakın dostunuzla yapacaksanız hiçbir pürüz yok. Ama tek başınıza yaparsanız paranız ziyan olacak gözüküyor. İşten çıkma fikri olan sevgili takipçilerim için sakin ve mantıklı olmanız gerekiyor. Bu ay bu ay değil yani. Daha vakti var. Acele etmeyin. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada biraz eşinizden işten çıkartılıyor olabilir. Biraz daha sakin tavırlar sergilemezse işten çıkartılacak. Dikkatli olun. Sizin de masa ve ekip arkadaşlarınızla aranızdaki uyumsuzluğun farkına vardınız ama şu an size uygun bir nokta yok. Siz de idare edin. Yani en azından Mart 15'e kadar idare etmeniz lazım. O tarihe kadar uygun bir iş yok, idare edin diyorum. Devletle ilgili ödemeniz gereken noktalarda kredi çekmek, borçlanma gibi durumlarımız var. Doğru borçlanmayla borçlarımızı yavaş yavaş sıfırlama evresine gireceğiz. Aynı şekilde aile büyüklerimizde emekliyle ilgili destek vermek istiyorsanız gerçekten aile büyüklerimize destek vererek emekliliklerinde hak kazanmış olacaklar sizin sayenizde. Ailenizde ümre ya da haca gitmek isteyen kim varsa bu kapısı olumlu ve hayırlı gözüküyor. Sevgili gençler, biraz daha eğitiminize ön planda tutmanız lazım. Aşk enerjiniz çok havada. Ben her şeyi biliyorum ruhundasınız. Tamam, siz her şeyi biliyorsunuz. Sevgiliniz de doğru insan ama eğitiminiz hayatta olması gereken en doğru nokta, unutmayın istiyorum. İlişkiler konusunda özellikle yaralı aşk yaşayan, ilişkisini oturtmayan sevgili takipçilerim için Venüs Neptün kavuşumu 15 Şubat'ta gerçekleşecek. Bu ara ilişkinizde netlikler, kararsız gördüğünüz noktalarda doğru ilerlemeler sizi mutlu edecek. Güzel ifadeler var. Eğer hiç ilişkiniz yoksa yakın dost, yakın çevrede tanışacağınız enerji sizi aşkla kucaklıyor. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Eğer ki evlilik teklifi, bu tarz ciddiyet konuşmaları bekliyorsanız gökyüzü bu konuda sizin hanenize çok güzel destek veriyor. Hadi bakalım, karşı taraf duyguları net ifade edecek. Geçmişte gelmesini istediğiniz insan sizin için doğru mu? Kocaman soru işareti veriyorum. Zaten orada prangalı yaralıydın. Tekrar onunla yüzleşsen ne olacak? Hapse düşeceksin. Kalbin bu kadar özgürken rahat bırak diyorum. Dedim bile. Evet, bir de çocukla ilgili karar verenler, tedavi ya da işte tüp bebek deneyimi yaşamak istiyoruz. Normal yolla baş doktorunuzun doğru yönetimiyle birlikte çocuk evreniz sağlıklı ve iyi olacak. Merak etmenizi istemiyorum. Sadece bu konuda çok böyle pimpireklisiniz olmayacak. Yani çocuk enerjiye geçecek de bu stresi düşürebilirsiniz. Dikkatli olun istiyorum. Sevgili ev hanımları, misafirleriniz dışında çok eski köylünüz, yakın akrabanız, yakın dostlarınızın bol bol sohbetiyle muhabbet edeceğiniz bir hafta. O sırada evinizde hırsızlık olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Aynı şekilde de evde değiştirmek istediğimiz yeniliklerimiz var. Ufak tefek hani koltuklarınızla ilgili olabilir. Masanız, sandalyeniz ve kilimlerle alakalı renklilikler evinize renk katacak. Taşınmayla ilgili acele ediyorsunuz. Sakin bir karar. Ama bu arada da
kendi kardeşlerinizle alakalı bazı kaoslara da hazır olmanız lazım. İftira, yalana uğrayarak kıskançlık enerjisinde olabilir. Aile, baba, anne çocukların ortasında kalabilir. Biraz daha sakin adımlar yapmanız lazım. Yurt dışına yerleşmek istiyorsanız gökyüzü bu konuda sizi destekliyor. Endişe etmenize gerek yok. Sağlık olarak özellikle ve özellikle dikkat etmemiz gereken nokta regl dönemlerimizde sancılarımız, menopoz evremiz olabilir. Mutlaka ihmal etmemeniz lazım. Erkeklerde kalp, damar, prostatla alakalı sıkıntılarımız var. Özellikle ve özellikle gençlerde alerjik reaksiyonlar gösteriyor. Dikkatli olun, mutlu olun, keyifli olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Ay, kapatamadım. Kapattım.